Efendim hoş geldiniz. Arkadaşlar bu bölümümüzde bisikletin ön fren halatı koptu. Onu değişik bir yöntemle tamir edeceğiz. Hadi başlayalım. Şimdi bizim elimizde şöyle iki tarafı iki tarafının başlığı olmayan, yani zaten bir tarafında başlığı olur, bir tarafında boş olur. Bu eski bir debriyaj halatının uzun kısmıydı. Yani geri kalan kısmıydı. Atmadım lazım olur diye. Biz ne yapacağız? Bu arada ben nereye lazım olduğunu demin söylemiş miydim size hatırlayamadım çünkü araya bir sürü konu girdi. Şuranın V fren sisteminin köprü halatı kopmuş. Ona uğraşıyoruz. Öncelikle fren halatının şurada V fren sisteminin sıktırması var. Bu arada motosiklet debriyaj halatıydı. Bu deliğinden geçecek mi? O aklıma geldi. Hemen onu bir kontrol edelim. Muhtemelen geçiyordu da. Halen bakalım birazcık zorladı. Evet. Kalın geldi arkadaşlar. Ne iş göreceğimizdik. Birazcık deliğini genişletsek ne olur buzalımın? Olur. Elbette ki olur. Şimdi o geçmiyorsa biz de deliğini genişletiriz. Evet, bakalım 2,5 kafi gelecek mi? Evet, harika bir şekilde geçti. Şimdi birinci engelimizi açtık. İkinci engelimizi klamensle, bakın şuraya klamensle başlık yapabiliriz. Birinci yöntem bu. İkinci yöntem ise, şimdi bunun başlığı yok ya, başlığı yok ise biz buna şöyle bir düğüm atarak şöyle buna bir başlık oluşturabiliriz. Bu klemensten daha sağlam olur. Yapabilirseniz. Çelik telle uğraşmak zordur. Düğümü oluşturmak için de evet. Bakın buzalımı mengeneye bağladım arkadaşlar. Evet şöyle. Gördünüz mü? Alın size tel başlığı arkadaşlar. Şimdi bir yerine deneyelim. Bunun geçecek olduğu yer tam da şu kısım. Şöyle geçecek. Ve bakın düğümden yukarıya doğru açmayacak arkadaşlar. Burası tamam. Ne yapıyoruz? Öncelikle sıktırmayı gerçi hemen takmayalım. Böyle daha kolay olur. Böyle dediğim şu yöntem. Bunu böyle geçirdik. Evet. Şimdi arka tarafından pulunu düşürmeden somununu takalım. Taktı. Güzel. Burada bakın şu kancası var ya arkadaşlar. Kanca. O kancaya taktık ve yavaş yavaş çekiyorum dostlar. Burada ayar. Bakın şu tam karşıya dayandı ya. Karşıya tam dayandı. Aynı şekilde karşı tarafta da aynı. Tam dayandı. Tam dayandıktan sonra çok hafif bırakıyoruz ve daha sonra şu vaziyette sıktırmasını sıkıyoruz. Tabii biraz boşluğunu alsaydık iyiydi. Evet, boşluğunu aldıktan sonra bir daha aynı işlemi ayarı yapacağım. Bu halat artık öbürüne oranla bir kat daha kalın olduğu için daha uzun ömürlü olacak. Evet, bu şekilde bıraktım. Bir freni kontrol edeceğim arkadaşlar. Evet, kontrol edelim. Ay baba vay, güzel oldu. Fren pabucunun bir tanesi diğerine oranla daha fazla oynuyor. Bunun şurada bir ayar yeri olur normalde bakıyorum. Ayarı yok bunda. Bir de içinin şunun iç kısmında bir yay ayarı olur. Oradan da ayarlanabilir. Bir de ön tekerin şu vidasını gevşetip bakın çok az şöyle gevşettik ya tekeri birazcık bu tarafa doğru iterek
şöyle yapalım. Şöyle asıldım. Asılarak tekrardan burayı sıkarız ve öylelikle de yaklaştırma ayarı yapabiliriz arkadaşlar. Evet, tekrar bir daha oynamasına bakalım. Görüyor musunuz? Artık şöyle yapalım. Artık hatta öbür tarafı birazcık fazla oynuyor. Hadi şöyle dönüşüne bakalım mı? Evet, biraz daha öbür tarafından fazla vermişiz. Öbür taraf daha fazla oynuyor. Birazcık tersine doğru alacağım. Evet, şimdi sıkalım. Şimdi arkadaşlar, kaldırın. Ön frene bakın, basıyoruz. Güzel tutmaya başladı. Ama bu fren olayı, özellikle bu V fren olayı gerçekten ayrı bir ustalık, ayrı bir ayar gerektirir. Dolayısıyla da detayları ilerleyen zamanlarda denk gelirse çalışma yaparız. Penselerin ucunu kestim. Normalde bu halatların uç kısmında alüminyumdan bir küçük bir yüksüğü olur. Yüzüğü geçer oraya. Tel dağılıp elimize kolumuza batmasın diye. Bunun yerine ben bant kullanıyorum. Bant da olur. Evet, yani eski uzun halatınızın ucundan çıkan parçamızı ne yaptık? Atmadık. Ve böylelikle de bir işe yarattırdık arkadaşlar. Yani lazım olur, atmayız diye topladığımız bütün malzemeler bizim için gerçekten değerli. Ele ayağa takılmasın diye de şöyle, evet, büktüm dostlar. Peki, böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın dostlar.